Merhaba arkadaşlar, ben Rüyam. Bu videomda sizlerle beraber Nisan ayı KVK'sını yapacağız. Ben şimdiye kadar biraz kendimi kastım. Yani şöyle solo saldırılar vesaire yaptım. Sıra geldi hisarlara ve üstlere. Tabii şu anda bunları alırken yalnızca puan kasmak için alıyoruz. O yüzden hiçbir şekilde savunma yapmayacağız. Saldırı, paso saldırı. PHN'den görmüş olduğunuz bu arkadaş bana hisarı almamı istedi. Çünkü PSS içtima açmış ve bildiğiniz gibi biz PSS ile netliği bozduk. Geçen videodan hatırlarsınız bunu konuşmuştuk. Şimdi ben gök hisarı alınca bunlar bir çıldırdılar gibi. İlerleyen dakikalarda bir bakacağız. Büyük ihtimal kovana falan saldırılar yaparlar. Adam bana hisarı verdi, ben adamı gözlüyorum. Artık alışkanlık olmuş, biliyor musunuz? Böyle gördüğüm anda direkt gözlem atıyorum. Evet arkadaşa şöyle bir kalpli göz yollayalım. O kadar hisar verdi. Bir de üstüne gözledik. Zaten antisi varmış. Evet. Gökhisar'dan umuyorum ki biraz puan kasacağız. Ama fazla online sayımız yok. Gece saatlerindeyiz bildiğiniz gibi. Ama olanlarla da hisarları tutup asker atıp puan kasacağız. Onda hiçbir sıkıntı yok. Birkaç saat önce hisar savaşından çıktık. Normalde hisarları tutmayacaktık. Çünkü KVK'da biliyorsunuz geri açılıyor. Ama PSS'nin saçma sapan hareketleri, 4.3'ün gelip tuttuğumuz hisarı almaya çalışması vesaire. Tabii ki buna bir dur deyip hepsini topladık. Orada bir haşır neşir olup asker kaybımız oldu. Benim kudretim düştü zaten, fark etmişsinizdir. Şu anda bu arada parlak hisarı gösteriyorum. Parlak hisarda da fazla asker yok ama orayı da tutuyoruz. Üst zaten bizde. Üstü karga bey tutuyor. Bora hisar yine bizde. Dombiş hisar XXX'de. Ayısar bizde değildi ama ne oldu? Ha, bir askerle almışız. PSS geri çekilmiş büyük ihtimal o en son vurma olaylarından sonra. TSK bir askerle içeri girip çıkıyor. Evet, hisar savaşını anlatıyordum. Birkaç saat önce hisar savaşı yaptığımız için bu yüzden fazla online sayımız yok. Ama yine de bu bize yeter. Bu kadar kişi her yere asker atıyoruz. Her türlü hisarı da alırız. Bu arada az önce dediğim gibi PSS hemen kovanımıza saldırı oluyor. Ama bilmediği bir şey var. Seyyah'ın önünde şu anda büyük ihtimal Seyyah saldıracak diyecektim. Saldırıyor. Şimdi bakın. Polde'in çakılmasını izliyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel çakılacak. Çünkü Seyyah'da biliyorum ki asker var. Fazla asker var. Hemen bakın. Hop giriyor. Girdi. 415M kudretle girdi. Ve çakıldı. Görüyorsunuz bum diye çakıldı. Seyyah'tan bir 5 milyon galiba düştü. Şu an fark edemedim. İçtimalse tabii ki sıfırlayabilir de solo daldı. Güzel askeri gitmiş, şu anda Discord'dan söylüyorlar. Rapor bile alamamış. Evet. Parlak hisarda gördüğünüz gibi Fatih girdi. Huye loncası. 29'daki baya baya güçlü bir lonca. Onlar geri çekildiler. Aynı şekilde Bora'dan da çekildiler. Çünkü buraları lidersiz bir şekilde tutuyorlardı. Lidersiz bir şekilde tuttukları için de biz de içtima açınca bıraktılar. Büyük ihtimal girdikten sonra şurada general ünvanlı olan arkadaş bana içtima açacak. Ve ben savunma yapmayacağım için de büyük ihtimal alacak. Çünkü asker kaybetmenin hiçbir manası yok. KVK'dayız. Sürenin ne zaman biteceğini biliyoruz. Ve sürenin bitmesine daha çok fazla zaman var. Yaklaşık bir 10 saatimiz olması lazım rahat. Eğer hisar savaşında olsaydık, süre sıfırlanmasın diye, yeniden başlamasın diye tabii ki savunma yapmamız gerekirdi. Ama şu anda asker kaybetmenin hiçbir manası yok. Yani içeri belki değiştiririz.
Ama sanmıyorum yani. Şu anda askerimiz de az, her yere asker atmış durumdayız. Şu an bende 3 tane ordu gözükse de diğer arkadaşlarımda 6 tane ordu sınırı da dolu. Bu yüzden büyük ihtimal içeri değiştirirken de doğru düzgün değiştiremeyeceğiz. Çünkü herkesin bir anda oraya ışınlanıp değiştirmesi zor. Şu anda görüyorsunuz içeriği değiştirmeye çalışıyoruz ama yeterli şekilde değiştiremiyoruz. İçerisi resmen yarı yarıya kaldı. Bir full gelirlerse, ki full süvari geliyorlar galiba. Hiçbir şey yapamayacağız. Dağıtmak zorunda kalacağız. Bir bakayım içeriye. Evet, yani piyade ağırlıklı ama ortalama bir şey oldu. Evet, şu anda geliyor. Süvari geliyorlar ve full geliyorlar. O yüzden çekil. Normal olarak dağıttım. Bir daha bir gözleyelim. Yani süvari. Zaten gelişlerinden, dolduruşlarından artık anlıyorsunuz ne geleceğini. Hani sağ tarafa bakmama bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Bu arada söylemem gerekiyor ki açmayacağım içtima. Çünkü üstte içtima açılmış birine. Ama dağıtacak gibi. Çünkü adam boş. Büyük ihtimal boş. Çünkü 240 milyon birinin üste gelip rahat rahat dolaşması zor yani. İçtima kaldırabilecek kadar dolu olduğunu düşünmüyorum. Asker saklamıştır büyük ihtimal. O yüzden bu çok da şey değil. Ki içtima da dolmuyor. 1 milyon 600 binde kalmış. En son neden bahsediyordum? 29'a gitme konusu açıldı. 29'a dönebiliriz. Oradaki hisarlar boş demişler. Şu anda buraya yığılmışlar. 29'da sadece 10 tane falan kale varmış. Ve lidersiz tuttukları hisarlar da varmış. Oraya gidebiliriz. Oraya gidersek de videoda göstermeye çalışırım. Bu arada şeyden bahsediyordum. Generallerimizden bahsediyordum. Generallerimiz gerçekten çok iyi. KVK'da şu anda fazla aktifliğimiz yok. Generalliği Emre abi üstlendi. General yönlendiren kişi, içtima kaptanı da içtimayı açan kişi. Çünkü içtimayı hem açıp hem doldurup hem de her şeyi organize edemezsiniz. Benim de biraz canım sıkıldı. Huye'deki arkadaşa kedili kalpli emoji yolluyorum. Nisan 2019 saat 3:50'den hepinize merhabalar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Parlak Hisar'a asker atıyorum. Parlak Hisar şu anda Dedem Korkut'ta. Ve içerisi 5.05 dolu. Arada biraz mendillerde kaynamış puan kasmak için. Bu arada içtimale saldırırken içeriye T1, T2, T3 atmıyoruz. Ama hisarı aldıktan sonra bir puan kasıyorsak içeriye T1, T2, T3 atabiliyoruz. Ayasar'a da geldim. Ayasar'a Emre'ye asker atacağım. Burada bayağı kişi toplanmış. B2'yi de burada. Sanırım Emre abi B2'ye bu hisarı vermedi. Tek kişilik savaşımda yaklaşık 22 milyon oldu. Dün izlediklerinizden beri yani. Bayağı hisar tutmuşuz 22 milyon olduğuna göre. Daha sonra da zaten bıraktık. Ve geri çekildi. Krallık'taki diğer loncalar tuttu. Bu arada Krallık, yani KVK'dan biraz bahsetmek istiyorum. Şu an KVK'da 29 ve 49'a karşı savaşıyoruz. 29 bir farm loncası gibi gözüküyordu ama dehşet bir lonca var. Huye loncası ve 3 krallığa da şu anda yayılmış durumdalar. O kadar çok kaleleri ve güçlü içtima kaptanları var. Tabi biz yine de, ben biliyorum ki, eminim ki KVK'dan zaferle ayrılacağız. Ama en yüksek puanı onlar kasacaklar.
Çünkü geceden beri kasıyorlar 3 krallıkta da. 49 daha çok kendi içinde takılıyor. Hatta Huye'ye falan salmış durumda. Öyle rahat hisarları falan alıyorlar. 4.3'te Jav'da sabaha karşı orada hisar almışlardı. Ben sabah 6 gibi falan yattım. Ve öğlen kalktım. Öğlen yine hisar tuttum. Yani 22 milyon iyi. Normalde biliyorsunuz 20-30 milyon arasında yapmaya çalışıyorum. Ama bu sefer inat ettim. Böyle 40 milyonu falan geçeceğim. O yüzden uyumadan bayağı dimdik bir şekilde savaşacağım. Hemen ufak bir dipnot geçeyim. KVK'da en yüksek puanı üst tutmak, daha sonrasında da hisar tutmak veriyor. Onun dışında tuzak öldürerek, asker öldürerek, canavar avlayarak ve toplama yaparak, hiç kalkan açmadan, asker zayiatı vermeden kaynak toplayarak çok güzel puanlar elde edebilirsiniz. 1 milyon 800 bin yanlış hatırlamıyorsam tek kişilik puanı, onu çok rahatlıkla kaynak toplayarak yapabilirsiniz. Hadi sizinle gelen mesajları bir okuyalım. Iron Man çekiliş ne zaman sonuçlanacak demiş. Çekiliş sonuçlandı arkadaşlar. VGamers hesabıma girip oradan kazananı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kazananı yorumlarda yazacağım. Bundan sonraki çekilişimiz bu hafta içinde Google Play kod ya da Apple Store kod kazanabileceğiniz kod çekilişi de olacak. X.M'den bir arkadaşımız Balaban 33 yazmış. Daha 2 gün önce YouTube'da gezerken videonu gördüm, KVK'da hisar tuttum diye. Şimdi karşı karşıya geldik. Selamlar bu arada, iyi oyunlar demiş. Sanırım 29. krallıktaki loncalardan Arap olanı olabilir. Loncaları çünkü geceden bakmıştık ve bu loncayı gördüğümü sanki hatırlıyorum. İçinde Türkler de varmış anladığım kadarıyla. Bu arada size de iyi oyunlar, iyi KVK'lar. 255 milyon. Evet, Arap loncası dediğim gibi. Bu arkadaş bana liderini verdi. Size gösteririm onun mailini daha sonra. Abla videoda mısın? Herkese selamlar. Aleyküm selam. Evet, videodayım ve sen de videodasın. Emircan. İnşallah ismindir. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Bu arada KVK'da ya da Hisar'da vesaire bu tarz yorumları görünce ben çok seviniyorum. Bir tane daha arkadaşımız yazmış selamlar diye. Aleyküm selam. Abla ben senin videolarını çok seviyorum. Bana Allah için bir hesap verir misin demiş. Gel kardeş, ama Niki de gel kardeş. Maalesef öyle bir şey yapamam. Hercai diye bir kardeşimiz yazmış. Merhaba, rahatsız etmiyorumdur umarım. Lonca'ya alım olduğunda bana da haber verir misiniz? Seni YouTube'dan takip ediyorum. Merhaba değerli arkadaşım. YouTube'dan beni takip ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Lonca'ya festivalden sonra alımlarımız açılıyor. İstersen alım sorumlularımıza yazarak başvuru yapabilirsin. YouTuber'ım ben. Kolay gelsin Rüyam abla. Teşekkür ederim. Genel olarak hep aynı tarz yorumlar var. Nickleri göstermek için indiriyorum aşağıya. Benim lideri sal demiş biri de. Senin liderini salmayacağım. İstersen zehirlersin. İstiyor alırsınız inşallah. İnşallah alırız. Temennimiz o yönde ama alabileceğimizi düşünüyorum. Bakın. Af yok. Hatırlarsınız Çukur'dan Şahin arkadaşımız. Videolarımda vardı daha önceki, ta en baştaki videolarımda bunu oldular hatırlar. Videodaysan selamlar. Aleyküm selam. Rüyam abla, iyi savaşlar, severek izliyoruz. Teşekkür ederim. Video mu? Evet, video. Bunu zaten göstermiştim. KVK videosu gelir değil mi? Evet gelir. Şu anda KVK videosundayız. Vesaire vesaire bir sürü mesaj var. Hepinize çok teşekkür ederim. Gün içerisinde gelen mesajları görüyorsunuz. Bayağı güzel bir sürü mesaj geliyor. Liderimi bırakabilir misin? Hayır, bırakamam, üzgünüm. Çekilişimiz zaten şu anda var. Çekiliş yapıyorum. Demek ki videolarımı takip etmiyorsun. Selamünaleyküm abla, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tek kişilik savaşımız 23 milyon 780 bin olmuş bile. 7 Nisan 2019 saat 21:27. Şu anda Doğmuş Hisar'da X.M loncası ile bir savaş halindeyiz. O bana içtimi açıyor, ben ona içtimi açıyorum. Krallıklar normalde üst savaşı verirler, biz hisar savaşı veriyoruz. Ben 0.55 olarak, yani %0 piyade, %50 menzilli, %50 süvari olarak içtimi açtım. Yani yarı menzilli yarı süvari olarak.
Ancak onlar da menzili ve süvariye döndüler. Yani içtimayı iptal edeceğiz ve yeniden açacağız. İçerisi hala aynı. İçeriği ikinci defa değiştirmediler. İptal et. Evet. Evet, bir daha açıyoruz. Çok asker kaybetmeyi sevmediğimi biliyorsunuz. O yüzden 073 gireceğiz. Yani menzilli ağırlıklı gireceğiz. 170 menzilli, 130 süvari gireceğim. Şu an herkes birbirini gözlüyor. Çok dişli bir rakip olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden ben de burada bayağı uzun zaman geçireceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda askerler geliyor. İçtimayı da açtım. Şu an spam yapıyorlar ama video kasmasın diye videoyu duraklatacağım. Hemen biraz sonra görüşürüz. Evet, aldım ve geldim. Biz içeri girdik. Hemen site raporunu göstereceğim. Bu değil. Evet, bu. Menzilli ağırlıklı 2.375.000 askerle girdim. Onlar piyade kara formasyonuyla 2 milyon askerle karşıladılar. 711.000 yaralıları, 508.000 ölüleri var. Bayağı öldürmüşüz ve yaralamışız. Bizde yalnızca 100.000 ölü, 150.000 da yaralı var. Ama onlardan 42 milyon düşmüş. Yani bayağı güzel. Aslında formasyonu tutturmuşlar ama galiba içeride piyade asker yoktu. Evet, 300.000 piyade asker olduğu halde sanırım menzili geldiğimi gördü ve kurtarabilirim zannedip piyade kareye aldı kendisini. Ama içeride gerçekten çok az asker vardı. Keşke menzili yapsaydı ve menzili kafa kafaya girseydik. Daha fazla en azından bizden yaralı ya da ölü verebilirdi. Evet, şöyle hemen gazeteye bir like atalım. Bundan önce de Emre arkadaşımız Parlak Hisar'a güzel bir şekilde girmiş. Evet, üstteyiz. Şimdi üste ışınlanacağım. Üstü de alacağız. Tek tek topluyoruz. Ve puan kasacağız. İçtimayı dedem Korkut Arif abi açtı. Ne istiyormuş bir bakalım. İçeriği dolduralım. Sıfır, beş, beş. Spamlara da başladık bir yandan. Üste spam yapıyoruz. David eğer askerleri çekmezse güzel çakılacak. Göki Sarı'da içtima açmışız. Hemen oraya da dolduracağız bir yandan. Askerler jet hızıyla gidiyor. Evet, şu anda görüyorsunuz dedem Korkut giriyor. Sanırım dağıtmayacak. Dağıtmadı ve tabii ki aldık. David'in askerleri geri dönüyor. Aslında mükemmel bir hesap. Hesabın ekipmanları falan çok güzel. Ama ya online değildi ya bilmiyorum yani. Hani niye hiç savunmadıklarını anlamadım. Piyade ve formasyonu duruyormuş. Ama içeride piyade yok. Yani bu formasyon konusunda neden böyle yaptıklarını gerçekten anlamıyorum. Hani formasyonu bu kadar gereksiz görmelerini gerçekten anlamıyorum. Aslında
formasyonu arabanın vitesi gibi düşünebiliriz. Evet, şu anda Domişhisar'daki, yani Domişhisar'da ben varım. Karizma 61'den Gazi komutanı değiştirecek. Ben çıkacağım, Gazi girecek. Şu anda görebilirsiniz. Ben geri çek yaptım. Gazi'nin askerleri içeri girdi. Dolduracağız. Doldurduktan sonra diğer hisarlara salça olacağız. Parlak hisarı da bir bakalım. Parlak hisarı bakamadık. Gökhisar'da durum bu şekilde. İsa abi alacaktı orayı. Ama sanırım şu anda içtimai iptal etti. Tam göremiyorum. Evet, iptal etti. Sanırım yeniden benim almam gerekecek. Bir bakalım içinde ne varmış, ona göre içtimai açayım. Piyade menzilli, süvari ağırlıklı. Ama liderin sadece piyade askeri var içeride. Büyük ihtimal piyade mi savunacaklar? Evet, 5-0-5 açacağım. Yani yarı piyade yarı süvari açacağım. Neye göre doldurduklarına ya da değiştirdiklerine göre de formasyonumu belirleyeceğim. İçeride süvari olduğu için ve süvariyi değiştirecekleri için büyük ihtimal piyade girecek gibiyim. Ama yok, piyade fullerlerse ya da piyadeyi artırırlarsa süvari formasyonuna gireceğim. Şu an içeriği değiştirmiyorlar. O yüzden farklı bir taktik uygulayacağız. Şu arkadaş Herkül beni sürekli gözlemleyip duruyor. Sanırım bunların alt loncasındaki bir arkadaş. O yüzden ona bilgi akışı sağlayacağım. Evet, içerisi neredeyse dolmak üzere. Biri T3 atmış. O T3 atanı geri yollayacağım. Bir de 15 dakikalık yoldan yollamış. Truvacım, maalesef geri gidiyorsun. Evet. Şu an bana kasın diye fark ettiğiniz üzere sürekli saldırı ve gözlem atıyorlar. En sonunda açacağım antiyi, bak içine diyeceğim. Bak istediğin gibi gözle yani. Yani gerçekten insanı sinir ediyor gözlem. Ya antin var zaten, niye zıpırt gözlem atıyorsun ki? Ordu SL'de basarsam görmek için atıyor ama daha 5 dakika var. İçtimamın gelmesine 5 dakika var. Son 10 saniye at bana gözlemini atacaksan. Yani içindeki askeri bilse sanki bana saldırabilecek. Acaba benim takipçilerimden biri mi? Çünkü Blonca'da Türkler de var biliyorsunuz, mesajı okumuştum. Belki de merak ettiği için de atıyor olabilir. O yüzden açalım mı? Açsak mı? Aa, içtim açtı ama. Yine gözlüyor. Ve gözlemekle hiçbir şekilde bıkmıyor. Evet, formasyonumu piyadeye ayarlayacağım. Takımı da menzilli yapacağım. Neden? Peki neden? Bakalım nedenmiş. Evet, şimdi ordu SLD'me basacağım. Rahat rahat gözle beni. İstediğin gibi gözle. İçerideki askerleri de öğren. Ama takipçim, sen sakın kimseye söyleme. Yani söylemezsen sevinirim. İçerisi bize, ikimize gizli kalsın. Askerlerimi kimselere belli etme. Yani biliyorsun çok az askerim var. O yüzden
belki kendimi içtim açarlarsa savunamam diye söylememen daha iyi olur. Sola saldırılar devam ediyor. Bu arada çift içtimi açtık. Bir bende içtima var, bir de İsa onda var. İlk ben gireceğim. Benim 2 saniye 3 saniye ardıma da o çıkacak. O yüzden aslında o önce çıkıyordu, ona fark ettiyseniz. Sefer azaltıcı ünvan verdik. Husano daha sonra bağıracak. Evet. Formasyonum süvari. Evet, general ünvanımı aldım. Süvari kare formasyonunda. Gideceğim. Son kararım içerisi menzilli çünkü. Ve süvari takımı da taktım. Ve gidiyorum. Çıktık bir alamete, gidiyoruz. Ve patlayacaklar büyük ihtimal. Ben de patlamazlarsa İsa abi de patlayacaklar. Evet. Aldık. İsa abi iptal et. İsa abi. Evet, İsa abi de iptal etti. Şu anda bakın renk cümbüşü var. Kırmızı ve sarı. Ben de geri çekeyim askerleri, bir de mavi olsun. Serkan abi duymasın, öldürdü beni. Evet, bakalım. Süvari kare formasyonuna girdim. Onlar da piyade kare formasyonunda. Ayarlamışlar kendilerini. Çünkü üzerimde menzilli takı vardı. Evet, üzerimde menzilli takı olduğu için menzilli süvari gideceğimi düşündüler sanırım. Bu yüzden de kendilerini piyadeye aldılar. Çünkü ilk başta içeriği değiştirmediler. Değiştirmedikleri için de ben de mecburen değiştirmeye zorladım böyle ufak hilelerle. İçerisi piyade süvari, piyade ağırlıklı bir şekilde. Evet, üzerimizde iki tane içtima var. Büyük ihtimal Herkül tek. Diğeri gerçekten bir içtima. Yani zaten çekeceğim askerimi ne gelirse gelsin, ama sizinle bir bakarız ne geldiklerine. Siz de görmüş olursunuz bu saniyelerde nasıl bakıldığına. Sürekli spam gelirken çok zor oluyor bakması. Ama bir deneyelim sizinle, bir göstereyim. Puan kasayım diye üste asker attım. Dalgalanmıyor. Hala içtimalarını bekliyoruz. Herkül içtimayı bozup yeniden açtı. Ben şöyle uzaklardan bir yere geçeceğim. Çünkü çok fazla spam yapıyorlar. Kasmasını istemiyorum. Yani en fazla Hisar'a yapsınlar ve Hisar da onların da kassın. Hisar'dayken iki tarafını da kasıyor çünkü. Evet, içtimayı bekleyelim hadi sizinle Gözlem Kulesi'nde. Bu 7, 8, 9 saniye olanlar zaten normal içtimalar değil. O kadar kısa sürede gelemez zaten. Evet, şu 15 saniyede 2 milyon süvari var. Ama bizde süvari maalesef. İçeriği değiştirmedik. O yüzden tabii ki salacağım. Zaten videonun başında öğlen de söylemiştim. Savunma yapmayı düşünmüyorum. Asker zayiatı vermemek için, kaynakları boşuna tüketmemek için savunma yapmıyorum. Yani benim savunmam geri çekilmek. 22-29'dan yani 10.30'dan herkese merhaba. Gökhisar'a yeniden içtima açtım. Ve X.M ile aramızdaki olaylar devam ediyor. İçtimayı piyade menzilli açtım. 5-5-0. Yani %50 piyade %50 menzilli bilmeyenler için yarı yarıya. Ordu büyüklüğüm hala var. Gözlem savarımı tabii ki bastım. Evet, içtima doluyor. İçtimanın dolmasına da 8 dakika var. Şu anda görüyorsunuz. Burası bayağı cümüş yeri. İnsanlar üst savaşı verir. Biz burada oturmuş Hisar savaşı veriyoruz. Yani bu eğlencesine normalde burayı bırakabilirdik. Ama gerçekten çok eğlenceli. Bayağıdır böyle dişe diş bir rakiple savaşmıyorduk. Bir onlar vuruyor, bir biz vuruyoruz. Yani ben genelde kaçıyorum, onlar vuramıyorlar ama onlar da bayağı asker zayiatı oldu. Bu arada içtima açtılar.
Herkül gene devam ediyor bıkmadan, usanmadan. Evet, İsa abi de açtı. İsa abi de sanırım şöyle bir şey yapacağız anladığım üzere. Ben çekeceğim, X.M girecek ve İsa abi de onlara direkt vuracak. Yine onlardan bir zayiat oluşacak gibi algıladım. Bu arada ben en sonucunu size raporunu gösterdim bilmiyorum. 12 milyon bizim zararımız. 44 milyon da onların zararları vardı. Bizde çok az, 140K kadar bir ölü var. Ama onlar yine baya fazla olmuş. Ve olan gene benim süvarilerim olmuş. Yani süvariler artık gitti galiba benden. Ellerinde olsa kaçıp gidecekler. Dedem Korkut'un içtiması da bu şekildeymiş. İçeride 1 milyon asker varmış. 31 milyon zarardalar. Ondan önce vurdum Donmuşhisar'a. Onda da 9 milyon bizde. 42 milyon onlarda. Bunu zaten göstermiştim. O yüzden yeniden göstermeme gerek yok. Burada da olan okçularımız olmuş. Bu askerlerin nedir bizden çektiği? Bu arkadaşa Yıldız Hisar'da solo vurmuşum. Benim ondan daha fazla mı? Yok, hayır. Onun benden daha fazla ölüsü var. Yaralısı da benden fazla. Ama içeride 1 milyon 154K kadar bir asker varmış. Formasyonu tutturmuşum. Tutturamasam zaten alamazdım büyük ihtimal. Ama içeride azmış piyade asker anladığım kadarıyla. Yani solo'ya göre güzel almışım. Solo Hisar aldım yeniden. Bazen öyle ufak şakalar yapıyorum. Yani gidiyorum Hisar falan alıyorum. Bu arada kudreti düşük olması nedeni T3 olduğu için. T3'lere ölmüş, yaralanmış. Ben direkt T4'de Allah ne verdiyse girdim. Buradan yine bir kaynak kalesi vardı. Kaynağı alayım derken yanında lideri de bedava verdiler. Güzel kaynak vardı ama içinde. 100 milyon kadar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada bunlar gece olanlar. Hani gece sola sıfırlamaya gittiğimizde olanlardan biri. Yani ufaktan da göstereyim dedim. Normalde ben ne olursa olsun asker kaybetmemek için isterse içeride 1 milyon asker olsun içtima açıyorum. Çünkü ne kadar az askerimiz yaralanırsa bizim için o kadar iyi. Benim için özellikle çok daha iyi. Çünkü altın sıkıntısından ölüyorum. Altınımı kesinlikle ama kesinlikle askere harcamak istemiyorum. Çünkü festivalde basacağım daha bir sürü araştırma var. Özellikle de Hisar araştırmalarında bayağı güzel yol aldım ve onları tamamlamak istiyorum. Ama bu bir istisna. 29. Krallık'ta o anda arkadaşlarım yoktu. Onlar olmadıkları için de ne yazık ki içtima açamadım. Hani şöyle 60M kalelere beni içtima açarken görürseniz o yüzden şaşırmayın. Çünkü asker zayiatı vermek istemiyorum. Bakın burada gereksiz yere bir sürü askerim öldü ve yaralandı. Tabii ben T3 ile girdim, o ayrı mesele. T4 ölmedi. Ama yine de bence hiç gerek yok. 10K T3'üm öleceğine şimdi bir sürü T3'üm ölmüş oldu. O yüzden genelde içtima açmayı tercih ediyorum. En iyisi içtima, kesin çözüm. Hatırlarsınız Sara, Tıslıoncası. Onlara da bir KVK'da başarılar diledim. Alex biliyorsunuz daha önceki KVK'da istediği asker tipini globale yazmıştı ve onun dalgasını da biraz geçtim. Evet, üstteyiz şu anda. Üssü ben tutuyordum. Ama ne oldu tahmin edin. Bir kişi geldi ve üste bam diye daldı. Bam diye dalınca tabii ki 9 milyon kudret ve tabii ki T4'leriyle beraber bana liderini bıraktı. Evet arkadaşlar, üstten lider de aldım. Yani ben artık bayağı ufak dünyamın, ufak krallığımın liderlerini topluyorum. Üstten lider alıyorum, Hisar'dan lider alıyorum. Yani artık farklı bir Nirvana'ya ulaştığımı düşünüyorum. Tabii şaka bir yana, öyle bir şey yok ama gerçekten çok ilginç. Bu ikidir KVK'larda. Sürekli Hisarlardan ve üstlerden lider topluyorum. Normalde krallıkta hiç toplayamıyorum. O kadar vaktim de yok zaten. Ama nedense bu Hisarlarda ve üstlerde bana lider vermeyi çok seviyorlar. Hemen size bir göstereyim raporumu. Full askerle geldi.
250K. İçeride 575K askerimiz vardı. Zaten hiç böyle dokunduramamış bile. İçeride buçuklu 287K. Piyade 287K'da menzilli varmış. Büyük ihtimal 550 tutacakmışım. Ama tutmama fırsat vermeden ben girdiğim gibi bana solo girmeyi tercih etmiş. Ama neden böyle girdiği hakkında en ufak bir fikrim yok. Hani full girse büyük ihtimal alırdı. Hani full 250 girse belki bir nebze alabilirdi. Ki alamazdı onu da büyük ihtimal. Benim çünkü SLD'lerim ondan çok çok yüksektir. Piyadesi 50K, menzillisi 110K ve kadim ejderi 90K ile girmiş. Rapor alamadan ve lider bırakarak gitmiş. Evet, tek kişiliğim 39 milyon oldu bu arada. 40 milyona çok az kaldı. Yani bildiğiniz tamamladım şu anda. 40 milyon demiştim ve 40 milyon yaptım. Gazeteye de bir like bıraktım. İkinci like. Güzel, iki kere gazeteye çıkmış olduk. Evet arkadaşlar, 8 Nisan 2019 gece 12.30'dan hepinize merhabalar. KVK videosunu tam 24 saattir çekiyorum. Tam 24 olmadı da oldu sayılır. Biraz sonra bitecek KVK. Biz üstteyiz. Jav'dan King Kong üstte içtima açtı. Ancak hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Daha önceki videolardan hatırlarsınız. Arkadaş son dakika girip son dakika çakılmalarıyla meşhur. Donbişhisar, Borehisar, Ayhisar bizde. Yıldız Hisar'ı bizzat ben tutuyorum. Açıkçası bu KVK'da bizde olmayan Hisar yok. Üstü de aldık. Yani krallığı komple kuşattık. Şu anda görüyorsunuz Parlak Hisar'ı da alıyoruz. Tek Parlak Hisar bizde değildi. Onu da zaten Fatih aldı. İçeriği boşalttılar zaten. O yüzden hiçbir sıkıntı yok, direkt aldı. Yani şu anda hepsi bizim. KVK'nın bitmesine 38 dakika var. Borehisar, Parlakhisar, Donbişhisar, Gökhisar, Ayhisar ve Yıldızhisar bizde. Tüm krallığı aldık. Son 3 dakika geri sayımdayız. Zaten bu saatten sonra içtima açılmaz. Hepsi bizde demektir. Evet. Görüyorsunuz 49 milyon. Yani ben 40 milyon civarı düşmüştüm ama 49 milyon. 2 dakikaya o 50 olur. 50 milyonluk bir puan yaptım. Ve büyük ihtimalle Lonca'da birinci sıradayım. Krallıkta bilmiyorum. Krallıkta birinci olabilirim ya da birinciye çok yakın olabilirim. Çünkü bayağı güzel bir puan kastım. Birincinin kim olacağı hakkında da en ufak fikrim yok. Çünkü bizim krallıkta çok fazla kasılmadı. Daha çok 49'da ve 29'da kastılar. Çünkü biliyorsunuz biz vardık. Sabah kasanlar oldu. Sabah Jav kastı ve 4.3 kastı. Belki Jav'dan biri olabilir. Evet, King Kong da galiba içtimayı dağıtıp gitti. Ve üst şu andan itibaren bizim ve görüntü muhteşem değil mi şu anda? Her yerden oklar geliyor. Çünkü biliyorsunuz 6 tane ya, bazılarımızda da 5 tane ordu sınırı full dolu. Çünkü her yere asker attık, her yerden puan kastık. Ve şu anda askerler dönerken o kadar güzel bir görüntü var ki. Hemen ekran görüntüsünü aldım ve VGamers'ta paylaşacağım. O yüzden VGamers'tan beni takip ediyorsanız bu videonun önce bunları görmüşsünüz demektir. Bayağı bilgi sahibi olmanız gerekiyor bu konuda. Eğer hala beni VGamers'tan takip etmediyseniz kullanıcı adım Ruyam takip edebilirsiniz. Evet, son kez bir tek kişilik puanıma bakayım. Tek kişilikte 50 milyon yapmışım. Tahmin ettiğim gibi 50 milyon tamamdır. İnşallah birinci olurum. Bunun da ekran görüntüsünü hemen çektim. Lonca savaşına bakalım. Bir toplam olarak 271 milyon yapmışız. Ama Lonca'da kesinlikle bütün krallıklar çapında birinci olacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Hue gerçekten mükemmel şekilde kasmış. Ah, birinci oyuncumuz ne yazık ki Jav'dan. 51 milyonla bir de. Ya ne kadar az bir farkla kaybetmişim ya. 1 milyon. 1 milyon farkla mı kaybettim? Ah ah. Moralim bozuldu şu anda. Şu anda gerçekten moralim bozuldu.
Lonca Savaşı'na tahmin ettiğim gibi Hue gerçekten mükemmel bir puan katmış. 685 milyon. Yani onun altındaki Lonca yine bize yakın. Ama onlar dehşet kasmışlar. Jav dediğim gibi güzel kasmış. Onlar 49'da bayağı yer tuttular. Biz 49'a hiç geçmedik. 29 ve 38 arasına gidip geldik. Onun dışında X.M loncası 6. sırada. Zaten demiştim bizim sayemizde çok güzel puan kastılar. Çünkü çok fazla ölü yaralı falan oldu. O yüzden puan güzel kasıldı. Kendileri de zaten sürekli hisar tuttular. Yani Hue'ye artık diyecek hiçbir şey yok. Bakar mısınız? Bakın ben 2. sıradayım krallıkta. Ama rütbem 40. Yani Hue öyle böyle değil. Acayip kasmış. Ama tek negatif yönleri ne yazık ki bir iki lonca kasmışlar. Görüyorsunuz hep aynı loncanın üyeleri. Ama bizde kralın neredeyse hepsi kasıyor. Ufaktan büyüğe. Bizim loncada bile alt hesaplar 4-5 tane hesap yani hariç herkes tek kişilerini tamamladı. Hemen bakın görebilirsiniz. Ve bu yüzden de tabii ki zafer kazandık. Biz sürümden kazanıyoruz arkadaşlar. Lonca Savaşı'ndan gelen ödüller de bunlar. Üstten aldığımız liderin sahibi de tahmin ettiğim gibi liderini zehirlemiş ve bir gün sonra ölecek. 600 emi görünce zaten bir şoka uğramıştır eminim. Hiç beklemiyordur öyle 600 emlik bir fidye. Evet değerli arkadaşlarım, bu KVK'mız da böyle sonuçlandı. Nisan ayının KVK videosunu izlediniz. Ben bu KVK'da bayağı eğlendim. Özellikle solo vurduklarım falan var. Tabi onları bu video içerisinde sizlere göstermedim. 29'da bayağı içtima açtık, solo saldırdık. Kaynak aldık. Zaten üzerimde kaynağı görmüşsünüzdür. Şöyle genel olarak bir hatırlamamız gerekirse X.M loncasıyla güzel savaştık. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. O loncada bulunan Türk arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. Ve ondan sonra üstten savunarak lider aldık. Ve bir de Hisar'a solo saldırarak Hisar'ı aldık. Yıldız Hisar'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada hala daha kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videoyu beğenmeyi rica ediyorum. Lütfen videoyu beğenin. Videoyu beğenmeyi, güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bir sonraki Lord Noble videosunda görüşünceye dek hoşça kalın.